Ey istikametin medarı iftiharı, sen de istikamette bulun. Bu beyte baktığımızda iki hal olabilir. Bir, hani gönülden şikayeti var ya, gönülden şikayeti olduğu için bunu Hazreti Pir kendi gönlüne de söylemiş olabilir. Yani sen aslında istikametin medarı iftiharısın. Yani senin istikametin sağlamdır. Ve yine kendine söylüyor bunu. Sen de istikamette bulun. Ya da bunu direkt sevgilisine söylüyor, sevdiğine söylüyor. Diyor ki sen istikametin medarı iftiharısın. Sen de istikamette bulun bize karşı. Hani bana karşı, aşığına karşı sen de istikamette bulun. Ben biraz bunu bu tarafa doğru yordum. Yani ikisini de düşündüm kendimce. Dedim ki kendi gönlüne mi söylemiş bunu yoksa sevgilisine mi söylemiş? Ben sevdiğine söylediğine kâni oldum. Tabii işin manevi tarafına sonra geleceğim. Ama istikamet ne? Biz işin bu tarafına bakalım önce. Sufiler istikametle alakalı çok konuşurlar. Buna çok ehemmiyet gösterirler. Yani kerametten fazla istikamet ehemmiyetlidir derler. Allah rahmet eylesin. Üstadım Nevşehirli Abdullah Gürbüz Efendi Hazretleri istikamete çok önem verirdi. Yani o öyle çok istikamete önem verirdi ki istikamet onun için sufilik yolunun en önemli unsurlarından birisiydi. Tabii bütün sufiler bu istikameti önemsemişler. Çünkü bir kimsenin istikameti düzgün değilse varacağı yol da düzgün değildir. Menzili de düzgün olmaz. Ve doğru menzile ulaşmaz. Doğru adrese ulaşmak için doğru yolu takip etmek gerekir. Doğru adrese yanlış yoldan ulaşmak mümkün değildir. İslam merkezi bellidir. Ulaşılması gereken yer de bellidir. O merkeze gidilecek olan yol da bellidir. Başka bir yoldan gidemezsiniz siz. Cennete gidilecek yol bellidir. Başka bir yol arama. Başka yollar seni sapkınlığa götürür. Veyahut da Allah'a dostluk yolu bellidir. Başka bir Allah'a dostluk yolu arama. Başka bir Allah'a dostluk yolunun bulunduğunu söyleyen kimse sapkındır, yoldan çıkmıştır. Yani yol Kur'an sünnettir sonuçta. Ve o Kur'an sünnet dairesinde bir istikametin olması gerekir senin. O yüzden tarih boyunca istikameti bozuk olanlar dağılmışlar. İstikameti bozuk olanlar yolun sonunu görememişler. İstikameti bozuk olanlar kendileri dağıldıkları gibi peşlerinden gidenleri de dağıtmışlar. Kendileri helak olduğu gibi etrafından, peşinden gelenleri de helak etmişler. Bakın Adem'den itibaren insanlık tarihi bu tip sapkınlıklarla kendilerini helak etmiş, etrafındakileri helak etmiş. Hatta bu tip sapkınlıklardan dolayı kendi etrafındaki askerlerini helak etmiş komutanlar, kendi devletini helak etmiş devlet başkanları, işte içinde bulunduğu yolu perişan etmiş, o yolun içerisindeki insanları perişan etmiş insanlarla doludur. Ve bunlar yola çıktıklarında da kendi kendilerine bu işlerin kendilerince doğru olduğunu, böyle olması gerektiğini söylerler. Oysa Adem'den itibaren İslam dini bellidir. Tüm peygamberler hangi kurallara uyacağını ümmetlerine söylemişlerdir. Bizim peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Muhammed Mustafa bize dinin ne olduğunu, istikametinin ne olduğunu, din denilince neye tabi olunması gerektiğini
bize beyan etmiş. Size iki şey bırakıyorum. Kim bunlara sımsıkı yapışırsa kurtuluşa erer. Bunun birisi Allah'ın ilahi kitabı Kur'an, diğeri de benim sünnetlerimdir demiştir. Başka bir hadis-i şerifte de size iki şey bırakıyorum. Birisi Kur'an, birisi de ehli beytimin yoludur demiş. O zaman oradaki ehli beytten de kasıt sülale silsile olarak değil. Oradaki ehli beytten kasıt istikameti düzgün, Kur'an ve sünnete uygun yol demek. Bunun dışına çıkanlar sapkınlığa uğramışlar ve bunun dışına çıkanlar etrafındaki insanları da cehennemlik etmişler. Veyahut da hem dünyaları harap olmuş, hem ahiretleri harap olmuş. Hem paraları harap olmuş, pulları harap olmuş, aileler dağılmış, bir sürü eziyetler çekilmiş. Devletler yıkılmış, askerler ne yazık ki canlarından olmuş. Neden? Komutanın istikametinin bozuk olmasından. Neden? Devlet başkanının istikametinin bozuk olmasından. Neden? O cemaatin başındaki, o tarikatın başındaki ehliyetsiz kimsenin istikametinin bozuk olmasından.